Bu adamın kilolu halini, fotoğraflarını annenden rica ettik. Sağ olsun annem, kariyerim için her şeyi yapıyor. Her şey. Annen dedik yani oğlum orada dedi mahcup durma, düşmesi için bütün fotoğrafları verebilirim dedi. Ya çok enteresan kilolu hali. O da güzelmiş ama enteresan. Bak bir tane bakalım mesela. Evet. Sen misin? Hı hı. Bir başka fotoğraf. Ben daha fazla kilolu bekar oldum. Var var. Var var daha var. Baksana yandaki kim? Annem. Annem mi? Aa, evet. Ne kadar genç. İnsanın evladına sarılamaması ne kötü bir duygu. Ay diyor. Çok zor be. Anne baba beraber anca sarılıyorlar yani. Böyle. Ailece, bayramlarda en fazla kavuşuyor. O da kaç kiloydun? 140 kilo falan varımdır herhalde. Ne diyorsun abi ya? 60 kilo değiştirelim vermek fotoğrafı, nasıl bir şey? Başka fotoğraf. Bravo sana. Oo. Burada bir üzülmüşsün sen ya. Burada artık Uras kaygı. Yani moralim bozulmuş artık herhalde. Yani kaygı, bir kaygı abi. Çok mu böyle yemek düşkünü falan yoksa böyle bir has yani bir şey hastadan... Yok ya şeker... çok yiyordum ya. Yani bizim ailede kadınlar çok iyi yemek yaparlar. Ben de gırtlağıma düşkünüm. Kendim de yemek yapmayı. Nerelisiniz? Yani mutfağı iyi olan bir yer. Antep falan. Baba tarafım Balıkesirli, anne tarafım İstanbul. Yani öyle özel bir, hı-hı, yöresel bir durum da yok ama... Yani gırtlağım iyiydi yani. Abi. Nasıl kestin bir anda ya? Yani bu annem öleceğim. Nasıl karar verdin yani? Bunu? Nefes falan alırken geceleri garip sesler çıkarttığıma dair korkular içerisinde... Bir diyetisyene yazdırdı beni. Ben de yani nasıl olsa defalarca denedim bu arada. Yani diyet benim için hani bir kere de yaptım ve oldu gibi bir şeydi. Yani buradan yapmak isteyen herkese söyleyeyim. Öyle bir kere de olmuyor bazen. Birkaç kez denemek lazım. Evet. Çocukken spor salonu sahibi bir ailenin çocuğuydum ve obez olarak spor salonunda dolaşıyordum. Sonra kapattık. Ailenizin spor salonu vardı ve var, sen 160 kiloya kadar... Yani enteresan, güzel. Yani çocuk reyonunu 8 yaşında bırakmak zorunda kaldım. Sonra büyük boylarda giyinmeye başladım. Sonra büyük boylarda bir şey bulamadım falan derken işte bu serüvende böyle birkaç kez denedim kilo vermeyi falan. Annem de beyaz leblebi almış bir kere işte birkaç paket. Yine beyaz var yani. Evde evet, bir beyaz. Sağ olsun annesi beni çok, çok seviyor. Evet. Leblebi de beyaz. Beyaz leblebiyi böyle koymuş mutfağa işte dedi ki acıkırsan gün içinde hani bastırsın atıştır, diye atıştır falan. Üç paket almış hani uzun bir süre diyet yaparım diye. Büyük üç paket. Evet. Ben hepsini yedim bayağı. Yani bastırmadı çünkü. Sen onu diyet değil de o evet, üçü yenecek evet, o gün gibi evet, yani. Evet, sanki öğünüm oymuş gibi. Ara evet, öğün. Dolayısıyla... Sana karpuz veriyorlar. Dilimle değil de onu tek elma gibi, tek bir meyve olarak. Herkes yiyeceğini aldıktan... Başlandı mı bitirilecek bir meyve gibi görüp karpuzu da öyle götürüyor. Yani herkes yiyeceği kadar alıyor. Sonra geri kalanı ben yiyordum yani.